Hekim hastasını tanıdıkça zaten çok daha iyi bir süreci herhalde yönetebiliriz değil mi? Başlangıçta diyabeti çok iyi bilen bir hekimin bile hastayı çok doğru irdeleyip çok doğru tedavi başlaması biraz zor. Ama başlangıçta bazal tedavi mutlaka başlamak lazım. Bunu bırakın uzman olmayı, aile hekimleri bile bilir hangi ilacın başlanacağını, yani başlangıç ilacının ne olacağını bilirler zaten. İşte diyet yapması gerektiğini, egzersiz yapması gerektiğini, yaşam tarzı değişikliği yapması gerektiğini aile hekimleri eğer tanıyı koymuşsa ilk eğitim orada veriliyor zaten. Bir de çoğu hasta tanı koymuş olarak geliyor. Veya çok nadiren ailede şeker hastası varsa, evde ölçüm cihazı varsa ölçüp de gelip şekerim 200 çıktı diyenler de var. Yani bir doktora uğramamış, direkt bize gelenler de var. O aşama çok önemli. Hangi aşamadayız? Tanıyı kim koydu? Şeker kaç çıktı başlangıçta? Bir de metabolik test var. Hemoglobin A1C testi. Evet. Bu 3 aylık ortalama şekeri bize veren bir testtir. Normali 6'nın altında olması lazım. Sağlıklı kişilerde bu 5-5,5 gibidir. Şeker hastalarında da bizim hedefimiz bunu 6-6,5 civarı tutmaktır. İnsülin kullanan tip 1 diyabete bu biraz daha üst limitte olması lazım. 7-7,5 gibi tutmak lazım. Tabii ne kadar bu hemoglobin A1C düşük olursa o kadar iyi kontrol ediliyor demektir. Bu A1C seviyesi günlük oynamalardan ziyade 3 aylık ortalama bize verdiği için çok daha sağlıklı bir sonuç. Mesela örnek vereyim. Aşık o gün sabah bize hasta kontrole geldiğinde aşık şekeri 125. Ama hemoglobin A1C'si 9. Biz bu kişi şekeri 125 çok güzel gidiyor şekerin demiyoruz, diyemiyoruz. Çünkü niye? 3 aylık şeker testi ortalaması yüksek. Evet. Biz bu kişiye o gün sen aç kaldın, bizi kandırmak için mi bu şekerini yüksek düşük çıksın diye bugün diyet yaparak mı geldin? Ve son 3 gün bari diyet yaparak bizi kandırmaya çalışanlar var. O yüzden bizi artık hasar kandıramıyorlar. Çünkü tek şeker ölçümü yapmıyoruz biz. Hemoglobin A1C de yapıyoruz. O yüzden kendilerini de bizi de kandırmaya çalışmasınlar.